Arnold. Hocam. Gol. Net gol bu arada. Hocam frikiğimiz var mı? Tatlı bir frikik golü. Haydi Carlos. Haydi oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömür Kovalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? PES Mobile'deyiz. Çift forvet top çevirme oyun tarzıyla oynuyoruz. Niye gülüyorum? Ve az önce bu videoya girdim arkadaşlar. Videoda önce de müzik dinliyordum ben. Müziği kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar müzik de kulaklıkta kalmış. Maçın yarısına geldim. Maçı kazanıyorum. Oradan dıp dıp bir ses gelmeye başladı kulaklıkta. O da Allah'tan Gaziantep şarkısına geçmiş. Yoksa ben devamını getirirdim. Slow bir şarkı dinlediğim için duymuyordum. Daha sonrasında ne oldu? Abi kulaklığı aldım, bir taktım ki arkada ölüler dirilerden çalıyor. Allah razı olsun. Bizim şarkımız yalan oldu. Pardon lan, ne şarkısı lan? Dur. Bizim videomuz yalan oldu. Bir şarkıyı size. Böyle saçma sapan bir şey yaşadım. Boşa maçın yarısına kadar nefes çürüttüm. Ne güzel maçtı. Neyse sağlık olsun. Hocam 3. klasmandayız. Ve bu sezon sadece 5. maçımızı yapıyoruz. Çünkü FIFA'yı çok beğendiniz. FIFA çekiyorum. Ve bir de Tolga'yla videolar, Arda'yla video attığım için hiç dokunamadım bile. 1. klasmana çıkarım zaten. Sıkıntı yok. Buna yükleneceğim. Niye yükleneceğim? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlık maçı geldi. Artık bizim turnuvalarımız başlıyor. Milli maçlarımız başlıyor. Ve bir turnuva da var önümüzde. Ona da katılacağız. Elimden geldiğince sizin karşınızda oynamak istiyorum. Elimi de ısıtmam lazım. Bu diziliş uzun zamandır oynamıyorum. Siz de arkadaşlar, hocam, turnuvalardan haberdar olmak için, milli maçları kaçırmamak için kanala abone olup bildirme açmayı unutmayın. Tabi bunları yaparken de Bursa Spor'da destek olup bir de videoyu da beğenebilirsiniz. Hocam Beşiktaş'tayız. Son maçlarımızdayız. Hangi takıma geçerim bilmiyorum. Bir Avrupa'ya geçesim var ya. Hangi takım, model takımı kullanacağım? Duruma göre bakalım. Yorumlara da yazabilirsin. Şu model takım al, bu model takım al diye. O zaman rakibimiz gelsin. Maça geçelim. Oynat bakalım. Evet hocam, rakibimiz geliyor. Bakalım nasıl bir rakip gelecek karşımıza. Sakopa gibi. Değişik. O da değişik. Hocam kartımız karşınızda. Oyuncağımızı daha fulleyemedik. Fulleyeceğim onları. Farkındayım. Şöyle aşağı bakan kimse yok. Kolibali yukarı baksana. Eyvallah. Aldığın yerine Kolibali'yi alacağım. Bu sezon en çok sevdiğim oyuncu diyebilirim Kolibali. Gerçekten çok güzel oyun oynuyor. De Bruyne yerine de Niesta'yı almayı düşünüyorum. Kovic De Bruyne'in ikinci ara oynatabiliriz. Kartımız gayet güzel. Şu şekilde yedeklerde. Rakibin kartlısına da bakalım. 4-2-1-3 oynuyor. Vay, Haaland'ın nasıl bir kartıymış lan ha? Güzelmiş ha. Rashford, Haaland, Salah, Bruno Fernandes dörtlüsüyle oynuyor. E hocam şöyle baktığımızda yeni ikon Carlos'u çıkarmış lan manyak. Yeni ikon Carlos'u çıkarmış ve adam bütün topları da açıyor hocam. Yedeklere baktığımızda hocam o adam sakat değil arkadaşlar. İsviçre bayrağı, haberiniz olsun. Onun üzerine de kim var? Edin Vişe var. Hakan Çalhanoğlu var bizden ya. Farklı oyuncular, tatlı oyuncular görünüyor. Bakalım bunlara karşı neler yapabileceğiz. Özledim. PES oynamayı da çok özledim ama bu aralar FIFA kariyer modu da çok sarıyor arkadaşlar. Hani beni de sarıyor, sizi de sardığının farkındayım. Hepsi gelecek, devam edecek ve hocam büyük maç başlıyor. Luis Enrique vs Luis Roman. İki Luis hocam. Luis Roman'la Luis Enrique evlenmiş. Çocukların adı da Felipe Luis olmuş hocam. Herkes ayağından kalk. Felipe Luis'i severim. Kral adamdır. Atletico Madrid'de çok tatlı zamanlar, çok tatlı bir futbolu vardı. Ah be. O da işte kıymeti bilinmeyen oyunculardan. Hocam. Aha. Ayağımın altından geçti lan. Gençliğim gibi gözümün önünde erdi top. Carlos'un yeni ikonu. Abi çok merak ettim lan. 95 de oluyormuş ha. Kolibali. Abi bence bu oyunu şu an en iyi arkadaşlar. Stoper diyebilirim bak. Şeyden de, Campbell'dan da, Beckenbauer'dan da çok daha iyi performans sergiliyor derken. Aşağı kaçan. Kaleciyi çıkardım ama pas attı. Top bende değilken nasıl pas atabilirsin? Konami. Sorarım. Sorarım. Abi Roberto Carlos'cum. Veriyorsun hocam Lampard'a. Frank Lampard. Bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Haaland'ı gördü Torres'e. Torres. En aşağı indi Lampard'a. Lampard'a ta destek verdi. İçeride Haaland var. Azpilicueta geldi eski takım arkadaşına. Şu an hocası herhalde. Yok şu an. Yok, Tuchel var lan şu an Chelsea'de. Bir dönem hocası olmuş olabilir hocam Lampard. Neyse. Abi. Guerrero aldı. Haaland. Kolibali geldi aldı. Iniesta'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho Gaucho. Haaland Torres'e. Torres'ten Haaland'a. Haaland. Ay. İnce, tatlı, egzantrik, otantik. Bu kadar. Yani her, bak dönüyor. Mesnevi. Tamam. Gel lan, sevim o kadar.
Ana ben gol sevinci izlettim lan çocuğa. Ayıp oldu lan. Özür dilerim lan. Sen bana, bu bana izletmediydi. Kanka özür dilerim lan. Sakope. Benim de en sevdiğim sanatçılardan biri de Sakope Kajmer. Iniesta Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho Torres'i gördü. Torres. Abi Haaland neredesin? En geride sen kaldın. Sen neredesin? Neredesin? Çok güzel geldim aldım Fernando Torres. Maguire'a bak ya. Herkese gelince var ya şapır şupur bize gelince yarabbi şükür ağzına tükürürüm lan senin. Hocam gol. Net gol bu arada. Allah bu çocuk City'ye gittikten sonra çok değişti. İngiltere bozdu bunu hocam. Yani bu adam Almanya'da emekçiydi. Yani disiplin vardı bir kere Almanya'da. Garip bir şey denedim. İnandım başarabilirdim ama olmadı. Canım sağ olsun. Yani o yarışmacı arkadaşa başarılar diliyorum. Şu saatten sonra etinden korkanın tamam. Yani aha. İlk yarı bitti hocam. Skor 1-1, tertemiz bir maç. İkinci yarıya bakacağız. İstatistik olarak adam toplu üstüne oynamış. Bizim pasımız gerçekten göz dolduruyor şu an. Gayet güzel bir şeyimiz var, istatistikimiz var. 3-2 yani. Bir problem yok. Onun iki tane benim tuttuğum şut da dala şey, dudak uçuklatan garip şutlardı. Santra taktiği, Santra. Şöyle bir taktik. Şöyle. Abi Aspilicueta bana bilendi mi? Kardeşim ayıptır la. La ayıptır he. Yusufi ver. Abi Koulibaly gerçekten dünyanın en iyisi ya. Haaland. Bıraktı hocam Iniesta'ya. Iniesta. Abi Maguire. Ağzına tükürürüm ha. Sen normalde kovasın lan. Oyunda ne kadar, niye bu kadar iyi yapmış ya? Oğlum şairdir. Konami şirketinin CEO'sunda. CEO'sunun Maguire'de acaba şey mi var? İfşası mı var? Kasetli olabilir yani. Bu kadar iyi yapılamaz oğlum Maguire. Haaland. Aha Ronaldinho da kaçıyor. Haaland. Abi Torres niye? Bak işte top çevirme oyun tarzı olduğu için Torres kaçmıyor. Hızlı kontra atak olsaydı şu an Casillas bile koşuyordu anasını zaten. Torres. Hocam Lampard. Ben de Berkaç'la da kaçırdım lan. Oyun değişikliği hocam. Torres'i beğenmiyorum. Torres gerçekten saygı duyulacak bir insan değil. Yani... Lampard bıraktı Torres'e. Torres dünyanın en iyisi. Allah cezanı vermiyor. Hemen de dünyanın en iyisi oldu. Ya ben de böyle var ya dönek bir adamım yani. Çok da karakterli bir insan değilim sonuçta neyse. Baba ne yapıyoruz biliyor musun? Romario'yu alıyoruz 1. Cruyff'u alıyorum 2. De Bruyne'u alıyorum 3. Tut adam var ya. Can yakar şimdi ya. Ya şimdi gör. Sadece izle. Sadece izle kardeşim. Şu takım neler yapıyor. Zaten bu konuları gol atarız. Garip bir şekilde mi kullansam lan? Gel şurada garip kullan gel. Lan gel hadi. Iniesta ulan keşke şut vursaydım lan. Kastı bir şeyler oldu. Değişik şeyler oluyor şu an. Van Dijk'ı çok güzel çektim. Roberto Carlos. Patrick Vieira'yı gördü. Patrick Vieira'dan Lampard'ı gördü. Lampard Iniesta'yı gördü. Romario. Faal. Maguire. Hocam frikimiz var mı? Tatlı bir frikik golü. De Bruyne de vurabilir aslında. Iniesta da vurabilir. Carlos da vurabilir. Abi tam Carlos'luk ya. Abi tam Carlos'luk. Haydi. Haydi Carlos. Haydi oğlum. Abi döndürebilirsin sen be. Niye döndürmüyor oğlum Carlos ya? Koskoca Carlos nasıl döndüremez lan? Oğlum bu zaman oynamaya başladı. Dur. Buna futbol oynamasını öğretim. En aşağı. De Bruyne'ye. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Ananı debirin. Ananı. Oğlum bu çocuk pislikleşti lan bir anda. Carlos. Hocam. Lampard'ı gördü. Hocam Lampard'dan Cruyff'a. Cruyff. Yukarı oynadı Vieira'ya. Vieira. Kontra atak gelir mi abi? Cruyff. İndi aşağı. Iniesta. Kimse yok Romario'ya. Iniesta. Romario. Yukarı oynadı Lampard'a. Lampard'da Cruyff'a. Abi çok güzel kontra atak geliyordu ya. Abi çocuk ikinci el pislikleşti lan. Zaman eritti aldığını vurdu ya.
Sinirim bozuldu lan. Şöyle baktın da ikinci yarı sadece ben hata çıkmışım. İkinci yarı adama şut çektim demiş ama çok zaman eritti. Garip şeyler yaptı. Ben bunu saymıyorum. Tekrar bir maça geçiyorum. Oynat bakalım. Evet hocam, yeni rakibimiz geliyor. Az önce çok sinirlendim. Bunun intikamı gelecek. Konami bize izin vermedi. Güçlü gönder. Güçlü, sağlam gönder. Çünkü bugün yeri yerinden oynayacak. Suriye Ronaldo. Suriyeli Ronaldo geldi lan. Evet hocam, Suriyeli Ronaldo'ya karşı oynayacağız. Van Dijk aşağı bakıyor. Kolibali'yi aldık. Bu maç Kroy'la başlamak istiyorum. Onun üzerine Neuer'la başlamak istiyorum. Farklılıklar yapıyorum. Messi de oynatılabilir de Messi ikinci yer duruma göre bakarız abi. Bu şekilde oynatalım. Suriyeli Ronaldo ne yapmış bakalım. Ronaldo yok lan kadroda. Hocam 3-2-2-3 oynatıyor. Değişik bir kadro. Farklı bir kadro hocam. Onun üzerine rakibin yedeklerine bakalım. Adam oğlum ay Bayern Münih paketini almış. Onun üzerine bir de Mbappe Haaland'ı koymuş. Yani bu adam ikinci yarı Mbappe Haaland Inzaghi üçlüsünü alsa bizi topal bırak. O yüzden rakip eğer bu ilk 11'le başlıyorsa bizim ilk yerden bu maçı çözmemiz gerekiyor kral. Yani tahminem doğrultusunda böyle bir futbol oluşacak gibi. Evet hocam, geldik maçımıza. Boavista vs YouTube Remzi Kamalak diyoruz. Hocam formalar hemen hemen çok benzer. Ben bu kadar benzer olacağını düşünmemiştim. Artık omuzlarından tanıyacağız abi. Şöyle hemen bir salta taktiğiyle. Yani inandık. İnanmak başarmanın %13'üne kadar düştü arkadaşlar. Bu enflasyonda. Hocam Kevin De Bruyne'ye. Abi attığın yere. Ben geri De Bruyne'yi istedim. Sen niye Haaland'a dönüyorsun ki? Frank Lampard bıraktı patlık Vieira'ya. De Bruyne. O Lampard'ı boşuna mı kaçırdık lan? Allah Allah. Evet hocam, maça geri döndük. Az önce bir şey oldum. Bir nefesim daraldı. Bir 50-60 saniye toparlamaya çalıştık. Geri geldik maçımıza. Hocam Haaland. Haaland var ya, o kadar öylesine vurduğu belli ki. Tamam. Hatalar gelecek bundan. Yukarı oynayacak. Güzel. İlk gördüğü adama pas atma challenge yapıyor. Tamam, aldır. Şöyle gördük Carlos'a. Carlos yukarı Lampard'ı gördü. Lampard'dan Torres'e. Torres en aşağıda De Bruyne'yi gördü. De Bruyne. Çektik, indik aşağı. Arnold çok güzel. Ah be oğlum. Tamam, güzel geldik abi. Sapasağlam geldik. Bu Haaland çok fazla golü kaçırmaya başladı. Senin bak canını yakarım. Hocam direkt kaleye oynayasım var. Arnold açtık ortayı. Ah be, Lampard gelişine vurmuştu. Şimdi buradan nasıl bir atak çıkarız? Orta mı açalım? Ay, ay. Bir daha. Ana, o benim adam mıydı? Lan formalardan karıştırıyorum ya. O benim adam mıydı? Formalardan o kadar karıştırdım ki şu an. Hocam Cruyff'a, Cruyff'tan Carlos'a. Carlos yukarı oynadı Lampard'a. Lampard gidiyor. İndi Carlos'a doğru. Carlos. Çok güzel. Uf. Abi o nasıl şut Carlos? O harekete o şut yakışır mı? Abi o harekete o şut yakışmaz be Carlos'u. Hadi kendini affettir. Şunu at, kendini affettir. Hadi. Abi. Neuer ya. Neuer. At ya da Neuer atsın. Birazcık kötü vurmuş olabiliriz. Ama yukarıdan vurunca da direkt çıkıyor. Hayır, hayır, hayır. Oğlum var ya, frikiklere kombinasyonu o kadar saçmalamışlar ki. Aşağıdan vursan baraja çarpıyor. Yukarıdan vursan kaçıyor. Tam ortasını ayarlamak o kadar zor ki. %100 gol atabileceğim bir frikikte saçmalayıp gelip gol yiyen bir Remzi Kamalak. İşte evet, aynen öyle. Neyse ki şu tatlı taktiğini atacağız da birazcık şey ki yüzümüz gülecek. Olmadı. Hocam Arnold geri oyna, geri oyna. Şimdi Kolibali tekrar Arnold oynuyorsun. Geldi. De Bruyne'i gördü. De Bruyne bıraktı. Arnold koşamadı. De Bruyne de kötü bıraktı şimdi. İleri doğru oynanan bir top. Lampard, Frank Lampard. Şöyle gördü hocam Cruyff'u. Cruyff. Şöyle gördü. Aha geldim.
Arkadaş şu çalımı dengeli yapamıyor Cruyff. Savruluyor. Bu çalım işte Marsilya dönüşünü en iyi yap. 9 şuta 1 şut nasıl 1-1 ya? Oğlum bu 1-1 bizim şeyimizde mi var lan? Ne o? Kaderimizde mi var? Böyle bir şey var mı ya? 2-1 yapamadık daha. Hocam oyuncu değiştireceğim lan. Oyuncu değiştireceğim direkt. Burada Messi alıyorum lan Haaland'ın yerine. Farklık olsun. Messi kardeşimle oynayalım. Şeyimle oynayalım. Haydi bakayım bir tane. Evet hocam Lionel Messi oyuna girdi. Rakip de Mbappe'yi almış oyuna. Haaland'ı çıkarmış. Pardon Haaland'ı mı almış lan o? Ana ben Haaland'ı çıkardı zannettim. Haaland'ı almış. Hocam Vieira Torres'i gördü. Torres. Cruyff gidiyor. Johan Cruyff. Var ya Konami bizi buna itti. Normalde orada vururdum başka bir şey yapardım. Ama garanti olsun diye yaptığım hamleler garip oluyor. Şöyle güzel orta. Lampard. Hocam Arnold çıktı mı? Ofsayttan çıktı. Arnold. Ah be oğlum. Kaçmaz be bunlar. Kaçmaz. Hayatımın anlamı kaçmaz. Vieira alabilir miyiz Müller'den? Hocam Haaland gidiyor. Şimdi aldığını gördü. Neuer aşağı doğru tehlikeli pas. Burada aldı Lampard. Lampard'dan Messi'ye. Messi'den Torres'e. Torres'ten tekrar Lampard'a. Lampard yukarı oynamak istedi çünkü önde Maldini vardı ama bir şekilde Maldini önde kaldı. Hocam Leroy Sané burada Patrick Vieira Arnold aldık De Bruyne. De Bruyne Messi'yi gördü. Messi indi aşağı Torres'e. Torres Lampard'ı gördü. Lampard'dan Messi'ye. Allah'ım. Ya gerçekten sövmezdim de. Abi oyun o bak işte. Ya saçmalı görüyor musun? Orta kafa golden gelen ilk ortadan gol oluyor. 12-13 tane şut çektim. Bir sürü atak tarzı denedim. Hepsini denedim. Sadece orta kafa gol mü yapmam lazım? Aptal Konami. Geri zekalı Konami. Lan ağzımı bozdurdular bana ha. Ne dedim orayı bipli koy. Direkt lak diye koyma. Tabii efendim. Messi'yi ben niye çıkarıyorum? Yeni aldım zaten. Ama hemen yoruldun mu lan o kadar? O zaman Messi burada oynasın. Gerçekten yazıklar olsun ya. Var ya Konami sana yazıklar olsun. Hocam Romario Rummenigge. Evet muhteşem. Lampard al abi. Aldın mı? Abi oraya oynamam lazım. Şu an modum bu. Yemin ederim modum bu. Şutları boş ver. Daha vuramadıklarım var ya onlar kasredir adamı. Lan bak. He? He? Bak gole gidiyor bak. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Ay ay. Yorum yok hocam. Hocam yorum yok. İstatistiğe merak ediyorum. 13 şutumuz var. Rakibin 3 şutu var. Bunun ikisi orta kafa gol ve direkt gol. İlk golünü hatırlamıyorum. Belki ilk golü de öyledir. Ya gerçekten şu hasta halinde oynuyorum. Sabahtan beri öksürüyorum. Yani o gol pozisyonunda falan öksürdüğümü göreceksiniz. Daha Nedim'in sadece 4-5 kez de oyunu durdurup öksürdüğüm ve Nedim'in keseceği şeyler var. Bölümler var oraları görmeyeceksiniz. Ya bu halde oynuyoruz. 30 dakikalık bir kayıt olmuş. 2 maç yaptık. Olanlara bak ya. Garip ya bu Konami. Ne yaptığını bilmiyor. Mahvetti her şeyi. Aman sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam. Bittiği beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğin maçı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.